hepinize. Yapmış olduğum gezilerle ilgili birçok soru geliyor. Daha çok neler yaşadığımla ilgili, orada başımıza gelen ilginç olaylarla ilgili birçok soru geliyor. Soruları da bir video çekerek cevaplandırmak istedim. Tabii bir şey atlamayayım diye onlar da buraya sırayla çıkardım. 6-7 tane konu başlığım var. Dil sorununu nasıl hallediyorsun gittiğin yerlerde? Bildiğiniz gibi Türk dünyasını geziyorum genellikle. Türkçe konusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü o bölgelerdeki insanlar da Türkçe konuşuyor. Onlarla Türkçe konuşarak nasıl anlaşabileceksiniz onları söyleyeceğim. O bölgelerde genellikle Azerbaycan kökenli olmak üzere Özbek, Kırgız, Kazak, diğer Türk boylarından da karşılaştığımız insanlar oluyor. O insanlarla da aramızda geçen bazı olayları size nakledeceğim. Çünkü önemli bu anlatacağım şeyler. Gezdiğim yerlerle ilgili genellikle Sibirya coğrafyasında yaşamış olduğum bazı şeyleri anlatacağım ve oralarla ilgili bazı özel bilgiler vereceğim. Özellikle oralara gitmek istiyorsanız, oraları gezmek istiyorsanız nasıl daha ucuz gezerim, nasıl daha planlı, gitmeden planlanmış bir şekilde gezerim, bunların ipuçlarını vereceğim. Zaten kanalda da bana yazdığınız bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. O bölgelere gidecek kişilerle ilgili yapacağım uyarıları da bu videoda bulacaksınız. Çünkü önemlidir bu uyarılar. Olması gereken uyarılar. Bunları yapmam gerekiyor. Evet, oralarda nasıl anlaşıyorsunuz sorusu bu. Öncelikle o bölgeye gitmek için biraz Rusça bilmeniz çok büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü biz de Türkçe anlaşmaya çalışıyoruz. Türkçe anlaşmaya çalışmamızın büyük bir nedeni var. En büyük nedeni şu. O insanlara politik hiçbir şey söylemenize gerek yok. O insanlarla Türkçe konuşuyor olmanız bile onlar için büyük bir mesajdır. İleride çünkü anlatacağım bir olayda bunu göreceksiniz. Çünkü o insanlar bir yerlerden duydular. Türkiye bizimle aynı dili konuşuyormuş, biz onlarla aynı millettenmişiz. Bunları hep duydular ama muhtemelen Sibirya'nın uzak köylerinde, uzak coğrafyalarında ilk tanıdıkları Türkiye Türk'ü siz olacaksınız. O yüzden gerçekten de sizi anlamaya başladıkları zaman dolmuşta, otobüste, can kulağıyla sizin kendi aranızda yaptığınız konuşmaları dinliyorlar ve dayanamayıp soruyorlar. Ya siz nerelisiniz diyorlar. Biz de Türkiye'den geldik. Türk'üz deyince tamam o yüzden anlıyoruz sizi diyorlar. Yani bu bile dolmuştaki sizin kendi aranızdaki Türkçe konuşmanız bile bırakın onlarla direkt olarak sohbet etmeyi onlar için büyük bir mesajdır. Ve yüzlerindeki o gülümsemeyi, gözlerindeki o parıltıyı gördüğünüz zaman büyük bir mutluluk hissedeceksiniz yani. Eğer benim gibi düşünüyorsanız. Zaten benim gibi düşünmüyorsanız oralarda ne işiniz var değil mi? Paris'e gidersiniz, Londra'ya, Roma'ya gidersiniz yani. Oralardaki dil sorununu nasıl aşarsınız? O bölgede Türkçe konuşarak anlaşmak için 3 önemli ipucu. 1. Kısa cümle kuracaksınız. Yani şunu yapmayacaksınız. Bir araba kiralamışsınız. Yerel bir kaptanınız var. Ona ya işte canımız çok çay istedi. Bir yerde dursak da çay istesek de kaç gündür çay içmiyoruz. Böyle cümle kurarsanız anlamaz. Ona sadece diyeceksiniz ki çay. Bu kadar. İkincisi birazcık da dil bilgisine sahipseniz ki büyük bir çoğunluğu ülkemin lise mezunu, o yüzden bu bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Bir sözcüğün Türkçesi varken Arapçasını, biz de Arapça çok diye söylüyorum, Arapçasını veya İngilizcesini, Fransızcasını kullanmayacaksın. Mesela lazım demeyeceksiniz Arapça, gerek diyeceksiniz. Biz gerek diyoruz. Azerbaycan ötedeki, Hazar Denizi'nden ötedeki Türk devletleri kerek diyorlar. Bu kadar basit. Çay gerek dediğiniz zaman o çay kerek diye düşünecek ve anlayacaktır yani. İkinci ipucu da bu. Türkçesi varken başka dillerden Türkiye Türkçesine girmiş sözcükleri kullanmayacaksınız. Sadece Türkiye ve Azerbaycan için söylemiyorum. Tüm dünya Türkçelerinde, buna Yakutistan'da dahil, Altay, Hakasya, Tuva'da dahil, Kırgız, Kazak, Özbek de dahil, Türkmen de dahil, Karay, Karayim de dahil, hepsi dahil, Gagavuz da dahil. Bütün temel fiiller aynıdır. Temel fiiller dediğimiz nedir? Gelmek, gitmek, bakmak, düşmek, görmek, yazmak, çizmek. Bunlar temel fiilleri Türkçenin. Bunların tamamı aynıdır. Ufak tefek farklılıklarla bu fiilleri bütün Türk devletleri kullanıyor. Ama nasıl? Biz gelmek diyoruz, kelmek diyor öbürü, bir tanesi kilmek diyor, kildim diyor, biz geldim diyoruz, öbürü keldim diyor, öbürü keltim diyor. Ama sonuçta anlaşıyorsunuz. Cümle içine yerleştirdiğin zaman bunu onlar da anlıyor. Siz de zaten o bölgelere gittiğiniz zaman birkaç gün sonra anlaşmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Benim yanımda götürdüğüm arkadaşlarım bunu bana söylediler. Mehmet önceleri sen konuşuyordun. Senin konuşmalarını biz anlıyorduk ama onların sana verdiği cevabı biz anlamıyorduk. Bir hafta sonra biz de onları anlamaya başladık senin gibi yani. Çünkü sonuçta yabancı bir dil değil bu Türkçe. 3 tane şey tekrar edersek 1. kısa cümle kuracağız. 2. Türkçesi varken yabancıcasını kullanmayacağız. Üçüncüsü de temel fiilleriyle anlaşmaya çalışacağız. Temel fiillere şunu da ekleyelim. Bu da dördüncüsü olsun. Uzuvlar da tüm dünya Türkçelerinde aynıdır. Yani el, baş, ayak,
Kafa derseniz anlamaz. Çünkü kafa Arapçadır. Baş derseniz anlar. Mesela Altay Türkleri başa baş diyor. Ama çekime girdiği zaman başım demiyor. Bajım diyor. Yani J'ye dönüşüyor. Ufak tefek farklarla zaten bir hafta sonra, dediğim gibi birkaç gün sonra bunu anlamaya başlayacaksınız. Ben Altay Cumhuriyeti'ne 3 kere gittim. 3 kere gittiğim için daha çok anlaşmaya başladım. Çünkü birçok ses denkliklerini, bazı bizdeki seslerin onlarda neye dönüştüğünü ya da onlar Göktürkçe'ye yakın kalmış da bizim hangi seslere dönüştürdüğümüzü konuşurken anlıyorsun. Sayılar da aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyoruz. Onlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 gibi çeşitli varyantlarda sayıları söylüyorlar. Mesela bazı Türkçenin güzelliklerini de orada görüyorsunuz. Biz mesela 6 diyoruz. 6'dan 6 tane 10'a ne diyoruz? 60 diyoruz değil mi? 6 mıs. 6, 6 da mıs ne? 7, 7 de sonundaki mıs ne? 7 mıs, 6 mıs. Bu misin de ne olduğunu filologlar daha sonraları çözdüler. Ural Altay dil gruplarından Ural grubundaki Estonca'da mısın 10 anlamına geldiğini çözdüler. Yani 6 mıs ne demek? 6, 10. 7 mıs? 7, 10 yani 70. Biz Türkçenin Ural Altay kolundayız. Diğer Ural kolundaki bir dil Estonca ve Estonca'dan da biz bunu almışız. Bizde kalmış. Kaç bin yıllık bir kelime onu bilmiyoruz tabi. Altay Türkleri ne diyor peki? 60, 70, 80, 90. Bizde mesela 80 nereden geliyor? 8, 10'dan geliyor. 8, 10. 90 ne? 9, 10'dan geliyor. Altaylarda bu bizde sadece 80'de ve 90'da gördüğümüz bu onluk şey diğer rakamlarda da var. Mesela 4'ün 40 demek. 4, 10. 5'en 5, 10. 6, 10. Altan. Altan. 6, 10. Ceten. 7, 10 demek. Yani bizde sadece 80'de ve 90'da var. Onlarda da var. Biz mesela ben, sen, o dediğimiz zaman bunların çoğulunu nasıl yapıyoruz? Biz, siz, onlar diye yapıyoruz. Bir tek o'da larler var. O'lar yani çok o. Bir değil birden fazla o var. Onlar. Onlar ne diyor peki? Siz yerine siler diyorlar. Sizler. Kaç tane siz var? Bir tane siz yok. Birden fazla siz olduğu için siler diyorlar. Aslında bunlar Türkçenin çok mantıksal şeyleri. Yani dile, filolojiye, etimolojiye ilgi duyanlar için de bunlar çok önemli şeyler. O bölgelere giderseniz zaten bunlara merak duyacağınız kesin. Çünkü yanımda giden arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu bunlara merak duymaya başladılar. Fazla derine girmiyorum etimolojiyle ilgili. Evet, oralarda anlaşmanın kolay yolu bu. Diğeri de biraz Rusça bilirseniz daha rahat edersiniz. Bir de Türk devletlerinin, bağımlı veya bağımsız Türk devletlerinin konuşmuş olduğu dilleri anlamadığımız zaman bunlara Türkçe değildir dememeliyiz. Çünkü biz anlamıyoruz diye onlarınkine Türkçe dememek çok büyük bir hatadır. Biz anlamayabiliriz. Evet, hızlı konuştukları zaman ben de birçok hocalarımızdan anlamayabiliyorlar. Ama anlaşılamamak onun Türkçe olmadığı anlamına gelmez. Biz olmak diyoruz, onlar bulmak diyor. Ya da bulmak diyor. Sen Türkiye'de oldun mu sorusunu biz onlara sen Türkiye'de buldun mı diyoruz mesela. Yani bir tek B geldi diye olmazsayı onlar bolbosso diyor. Bizdeki mazmez onlarda bas bes bos bös pas pes pos pös. Biz olmaz diyoruz onlar olbas diyor. Yani bu gibi ufak tefek farklılıklar var. Ama hızlı konuştuğun zaman bunu anlamıyorlar. Anlamadığın zaman buna Türkçe değil bu. Yahu kardeşim bu adamlar da ne Türkçesi ben konuştuklarını bile anlamıyorum. Bu adamların Türklüğü falan kalmamış diye biri bir yazı yazmıştı. Hangi gazeteciydi o? Evin Çöl Aşan yazmış olduğu bir yazıda bunu demişti. Ne Türkçesi kardeşim? Adamların dediğini anlamıyorum bile. Hayır, sen anlamayabilirsin ama Türkçedir. Bazı durumlarda Göktürkçe'ye onlar yakın, bazı durumlarda Göktürkçe'ye biz yakınız. Bazı ekleri onlar değiştirmiş, biz Göktürkçe'deki gibi kullanıyoruz. Bazılarını biz değiştirmişiz, onlar Göktürkçe'deki gibi kullanıyor. Yani evet, coğrafi uzaklıklar aramızdaki anlaşmayı zorluyor. Bir diğer aramızdaki anlaşmazlık nedeni de Altay Türkçesini ele alırsak onlara fazlasıyla Moğolca sözcük girmiş. Ayrıyeten bir de Rusça sözcükler girmiş. Bize de İngilizce ve Arapça, Fransızca kelimeler bolca girmiş. Şimdi bunları koyduğunuz zaman binlerce birbirinin karşılığı olmayan kelime olduğunu görüyoruz ve bu da anlaşmayı biraz zorlaştırıyor. O yüzden onların hangi dili konuştuğunu bırakın filologlar karar versin, dil bilimciler karar versin, türkologlar karar versin, gazeteciler karar vermesin. Her şeyi bilen, her şeyi konuşan gazeteciler bu konuda bari konuşmasınlar yani.
O bölgede Türklerle olan karşılaşmalarımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Novosibirsk'te, Güney Sibirya eyaletinin başkenti Novosibirsk'te bir tane Özbek bir amcayla karşılaştım. Daha öncesinde de hemen tren istasyonunun karşısında Özbek kardeşlerimize ait restoranlar var. Novosibirsk'e her gidişimde ki transferleri de sayarsak 5-6 kere gitmişimdir. Hep orada yemek yedim onların yanında. İlk gidişimde çok tuhaftır. Yanımda da bir arkadaşım vardı. İki kişiydik ve arka tarafta müzikler çalarken böyle sonra Mahzun Kırmızıgül çalmaya başladı. Arkadaşlar birbirimize bakıştık falan. Bu kim diye sordum restoranın sahibine. İsmi Hamit'ti yanlış hatırlamıyorsam. Hamit bu kim dedim. Tanıyor musun? Tanımıyorum ama dedi Türk olduğunu biliyorum dedi. Anlıyor musun şarkıları dedim bazılarını. Anlıyorum birazını falan dedi. Ve mutlu oldum. Yani Özbekler çok. Genelde lokantacılık, dönercilik falan yapıyorlar Novosibirsk'te. Orada Lenin Meydanı'na gidecektim. Bu önemli bir anı benim için de. Bir tane esmer bir amca, hafiften çekik gözlü, Lenin Meydanı'na nasıl gideceğimi sordum. Ana yolun kenarındayım ama bu tarafa mı gideceğim, bu tarafa mı onu bilmiyorum. Tam tersine de gidebilirim. O da bana durağı tarif etti. Şöyle gidebilirsin diye. Rusça konuşuyoruz tabii. Sonra tam ayrılacaktık. Arkamdan seslendi. Nerelisin sen dedi. Türk'üm dedim. Gel de kardeşim benim dedi. Bir sarıldık orada. Yani bunları yaşamış biri olarak gerçekten çok büyük bir hem hasret hem üzüntü hem sevinç. Hepsini birlikte yaşıyorum böyle şeyleri gördüğüm zaman. Yine bizim Hakasya'da bir dostumuz var. Videolarda görmüşsünüzdür. Metlep abi ya da Matlap abi. Bizim dilimiz pek dönmüyor herhalde. Metlep abi demeye alıştık. Onunla da ilk tanışmamız ilginçti. Salbık kurganlarının tepesinde biz aşağıda kahvaltımızı hazırlarken iki kişi dolaşıyordu. Dedim ki yani bu kurganlara bizden başka pek gelen olmaz ki yukarıdaki iki kişi de esmer bize benziyorlar. İşte Özgür Aydoğan vardı yanımda. Ben dedi Türk uzmanıyım. Hemen dedi anlarım bunlar Türk çıkıp bakacağım dedi. Çıktı yukarı. Daha sonra bize seslendi gelin falan diye. Ben de elimde termos ve karton bardaklarla yukarı çıktım. Onlara çay ikram etmek amacıyla. Daha sonra o kurganın tepesinden etrafa baktığınız zaman bir tane uzaktan büyüklüğü pek belli değil ama böyle zaten orada bütün evler zaten tek katlı ve ahşap. Ahşap bir yer görünüyor. Etrafında çitler falan çok uzak ama yani. Başka da hiçbir yerleşim gözükmüyor. Uçsuz bucaksız bir düzlük. Dedi orası benim dedi çiftliğim dedi. Orada dedi gidelim çay içelim. Yok dedim bizim zamanımız yok çay içmek istiyoruz falan. Burada içelim çayımızı gidelim. Olmaz illa gidelim falan dedi. Yemek de yaptırayım ben dedi yemek yiyelim. Hayır olmaz. Neyse zor bela bizi ikna etti. Çünkü yetişmemiz gerekiyor. Yağmur geliyor. Yağmurdan önce işte Hakasya'nın Tuva tarafındaki Askez kentine Kazanovka'ya falan gitmemiz gerekiyor. Aklımızda oralar var. Neyse Metlep abi bizi ikna etti ve evine gittik. Daha sonra evden tabii bir yerlerden bahsetti bize. Oraları da görmek istedik. Evden çıkarken ablalarına gelirken masa hazırlayın falan dedi. Aman abi masa falan hazırlamasın. Yani sağ olasın dedim. İyi ki varsın. Yapma etme falan bilmem ne. Metlep abinin evinde döndük. Dönüşte de çok güzel bir et yapmışlar. Ben hayatımda yediğim en lezzetli eti orada yedim. Ertesi yılda gittim. Aynı şeyi tekrar söyleyebilirim. Yanımdaki arkadaşlarım da öyle. 2 yıl farklı arkadaşlarla gittim oraya. Dünyanın en lezzetli eti Hakasya etidir yani. Daha sonra işte kapı bölgesine gittik. Oradaki dikili taşları gördük. Atalarımızın dikmiş olduğu. Çok etkileyici bir yerdi benim için. Onun da videoları kanalımda var. Dönüşte de güzel bir sofra hazırlanmıştı. Tabii vodkalar, kımızlar, her şey havalarda uçuşunca Vahap abi ve Özgür biraz kafaya buldular herhalde. Ya kalalım ne olacak falan dediler ve o gece orada kaldık. Tabii çok yakın zamanda umalım ki Türkiye Cumhuriyeti de Azerbaycan'la birlikte bu işe soyunur ve hem Kelbeceri hem de Karabağ tekrar Türk vatanı yaparlar. Çünkü babasının mezarı Kelbeceri'de kaldığı için onunla ilgili anlatımlarında çok büyük duygu dolu zamanlar yaşadık. Bu nedenle benim zaten içimizde bir yara Karabağ fakat bizzat bunun acısını yaşayan birinden dinleyince acımız daha çok arttı. Orada tanıştığımız zaman işte Metlep abi bizi evine davet etti. Ben geçtiğimiz yaz yine gittim yanına. Yine bir gece misafiri oldum. İlk yıl illa size işte koyun keseceğim demiştik, kestirtmemiştik. İkinci yıl gittiğimde siz yine kestirtmezsiniz diye siz gelmeden ben kestim dedi. Koyunu kesmiş ve asmış. Bir kısmı haşlanıyor orada. Bir kısmını mangalda kendisi pişiriyor. En güzel yerini ayırmış. Bunu sana ayırdım kardeşim falan diyor. Yani orada kardeşlik duygularını çok iyi yaşayabiliyorsunuz. Özellikle Azerbaycan Türkleri için
bir söz söyleyeceğim ve bu söz umarım hepinizin kulağına küpe olur. Dünya üzerinde bizi, yani Türkiye'de yaşayan Türkleri bizden daha çok seven birileri var. Kimdir onlar? Azerbaycanlı Türkler. Onlar bizi, bizim kendimizi sevdiğimizden daha çok seviyorlar. Bunu gözlerimle gördüm. Bu yıl Sibirya'da Irkutsk, işte Baykal Gölü dönüşünde malum videoyu izlemiş olanlarınız vardır diye düşünüyorum. Yol kapandı ve 4 gün 5 gün oralarda büyük rezillik çekecektik ama Azerbaycanlı Asif abimiz ve ailesi sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Onunla tanışmamız da ilginçti. Kavun almak için bir yerde durduk Kuytun kasabasında. Arkamızdan biri yaklaştı. Türk kardeşler ne gezersiz burada diye. Herhalde konuşmalarımızı dinlemiş. Ya işte biz geziyoruz falan, video çekiyoruz, araştırma yapıyoruz veya Sibirya'yı geziyoruz, Baykal'dan dönüyoruz falan. Yol kapalı gidemezsiniz falan dedi direkt. Nasıl kapalı? İlk defa ondan duyduk yani yolun kapalı olduğunu. Niye kapanır ki yol falan? Yağmur yağmış. Su çekilir, ne olacak falan. Yok, çekilmez burada falan dedi. Sorun yok, bende kalırsınız falan dedi böyle. Daha tanışmışız, bir dakika olmuş, beni evine çağırıyor. Arkadaşlarımla birlikte evine davet ediyor. Metlef abi de öyle. Birkaç dakika sonra evine davet etti. Ve bende kalırsınız diyor. Bir dakika sonra ben hırlı mıyım, hırsız mıyım, casus muyum, uyuşturucu kaçakçısı mıyım, kimim ben? Bilmiyor. Beni evine davet etmesini, bizi evlerine davet etmelerinin bir tek nedeni var. Türk olmamız. Bu çok önemli. Ve evine gittik. Tabii 3 gece evinde kaldık. Sağ olsun bizi misafir etti. Tabii gittik geldik. Kuytun'dan diğer kasabaya 70 kilometre ilerideki yolun sel nedeniyle kapalı olduğu noktaya defalarca gittik geldik. Acaba açılır mı? Bir de kendi gözümüzle görelim diye. Çünkü uçağımız var ve yetişmemiz gerekiyordu. Bir de Kuytun'da Asif abinin evinde ilginç bir olay yaşadık. Tabii o bölgede Türk çok az. Bahsettiğimiz Türkler de hep Azerbaycan göçmeni olan Türkler. Konu komşularından Ruslar falan da gelip gidiyor, Türkler gelmiş falan diye. Orada bir tanesi, biz kendi aramızda bir ara Türkçe konuşmaya başladık. Siz nece konuşuyorsunuz dedi. Evdeki bir tane Rus. Nece konuşuyorsunuz siz dedi. Türkçe konuşuyoruz dedi. Ya dedi, ben dedi hep Azerbaycan'la Türkiye'nin aynı dili konuştuğunu söylerlerdi ama hiç inanmazdım. Gerçekten siz konuşuyorsunuz dedi yani. Bu mesajlar bizim için yeterlidir. O bölgelere gidip de bir insan, iki insan, 3-5 kişiyi kazanıyorsak veya bizim kardeş olduğumuzu görüyorlarsa kendilerini bir şeylere hazırlamaları gerekiyor bence. Nereyi tavsiye edersin, nereye gidelim diyorlar. Önce bir karşılaştırma yapayım ben, hem kültürel olarak, hem dil olarak, hem coğrafya olarak. Altay, Hakasya ve Tuva'yı karşılaştırmak istiyorum. Diğer Türk cumhuriyetlerini oraya sokmayacağım. Çünkü oralar bizim için daha ilginç yerler. Çünkü onlar atalarımız gibi hala Gök Tanrı'ya inanan topraklar. Coğrafi güzellik olarak ve büyüleyicilik olarak Altay Cumhuriyeti'ni kesinlikle birinci sıraya koyarım. Altay Dağları zaten hep hikayeleriyle büyüdük, hep şiirleriyle büyüdük. Destanlarıyla büyüdüğümüz topraklar. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı hep o topraklarda var olmuş ve o topraklarda şekillenmiş destanlar. Bizim de atalarımız bu bölgelere göçerken o destanları heybelerinde buraya kadar taşımışlar ve bize bu destanları nakletmişler. Bu destanlarla ilgili de Cumhuriyet devrinde uydurulmuş destanlardır, İşte Türklerin uluslaşması sürecinde uydurulmuş destanlardır gibi bir takım tezler ortaya atıldı. Ama Altay'a gidip de ben bunu Altaylı Türklerden dinleyince, hadi buradakini biz uydurduk, oradakini kim uydurdu, oradakileri de biz uydurduk diye düşündüm ve bu cümlenin de Atatürk düşmanları tarafından söylendiğine kanaat getirdim. Cumhuriyet düşmanları tarafından söylendiğine kanaat getirdim. Evet, bunlar bizim destanlarımız. Dünya Türklerinin ortak yazgısı, ortak hikayeleridir bunlar. Evet, Altay Cumhuriyeti'ni coğrafya olarak çok daha beğenirsiniz giderseniz. Hepsi güzel aslında. Yani şimdi düşünüyorum da hani Tuva'yı, işte Yenisey'in başlangıcı olan Kızıl Kenti'ni veya Tuva Cumhuriyeti'ndeki Akdoğurak'ta yaşadıklarımızı, Hakasya'da gördüklerimizi, yani biri birinden değersiz değil kesinlikle yani. Çünkü biz oraya Türk tarihini görmeye, incelemeye, araştırmaya gidiyoruz. Kitaplarda okuduklarımızı görmeye gidiyoruz. Bu da bizi etkiliyor tabii ki. Hepsi etkileyici. Yani benim gibi düşünüyorsanız eğer, ki videolarımı izliyorsanız benim ne düşündüğümü hissedersiniz. Benim gibi düşünüyorsanız bu 3 Türk devletinin 3'ü de size farklı ve bambaşka gelecektir yani. Ancak oralara gidince şunu kesinlikle unutun. Konfor diye bir şey yok. Benzin alırken ilk başlarda sorun yaşayacaksınız. Çünkü onlarda petrol istasyonlarının şu şekilde küçücük bir penceresi var. İçeride genellikle yaşlı bir kadın oturur, kocaman gözlüklü ve sizi azarlayarak konuşur. Siz ona para verirsiniz 5000 ruble. Benzininizi doldurur.
paranın artanını daha sonra verir üstüne. Anons da yapıyorlar. İşte falanca plakalı araba gel bilmem ne falan. Sonra fark ettim ki benim kiraladığım arabanın plakasını söylüyormuş. Gittim ne var diye, paranın üstüne almayacak mısın dedi. Yani ben bilmiyordum. İlk başta anlaşamamışım demek ki. 5000 rublelik koydu zannediyorum ama paranın üstüne aldım falan. O oradan açıyor. Siz pompayı takıyorsunuz ve siz dolduruyorsunuz. Siz çekiyorsunuz. Gidiyorsunuz sonra paranın artanını alıyorsunuz. Önce parayı veriyorsunuz. Ve tuvalet meselesi. Tuvalet konusunda titiz olanların kesinlikle gitmemesi gereken bir yer. Ama akşam olduktan sonra ya da ağaçların arkası, kayaların arkası, dere kenarları her yer tuvalet. Biz öyle yapıyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz yani. O tuvaletleri kullanmaktansa dağa bayıra çıkıp o bölgelerde o ihtiyaçları gidermek bence daha güzel ve daha kokusuz oluyor. Çünkü tüm Sibirya'da ve eski Sovyet ülkelerinde, büyük şehirler haricinde kanalizasyon sistemi yok ve çukurlara yapılıyor. Petrollerde de öyle. Yalnız işte Rusya'da Putin'in kendine ait olan bir petrol firması var. Bir tek orada bizimkisi gibi tuvalet var. Zaten orada tuvaleti nedeniyle kuyruk oluyor ve girdiğiniz zaman aynı bizimki gibi marketi vesairesi var. Turuncu renkli bir petrol görürsünüz zaten. Rusneft, pardon ismi Rusneft. Rus petrolü demek yani. Tuvaletin önünde de büyük bir sıra oluyor. Yani gene kullanamazsınız. Hakasya, Tuva, Altay, Kırgızistan, Kazakistan, eski Sovyet Cumhuriyetleri veya tüm Sibirya diyeyim size. Tuvalet konusunda size sorun yaşatır. Ve Sibirya'da ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yolu asfalt olan köy yok. Bunu da bilin. Hani gittiğiniz zaman eğer geri dönecekseniz yolun yağmur yağarsa çamur olup bataklığa dönüp geçemeyeceğinizi bilin diye söylüyorum. Bunlar önemli bilgiler tabi. O bölgeye giderseniz bunları yaşarsınız. Ve araba kiralamalarıyla da ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Özellikle Rusya'da Moskova, St. Petersburg gibi büyük kentleri dışarı çıkarsak Sibirya'da Rusya'yı nasıl tanımlarsınız diye sorarsanız bana, Sibirya için söylüyorum, büyük kentleri de buna dahil, sizin için ne gerekiyorsa işte onun olmadığı yerdir Rusya. Araba kiralayacaksınız, araba yok. Yemek yiyeceksiniz, lokanta yok. Mesela en büyük şehirlerinde, Krasnoyarsk'ta, Novosibirsk'te, çok yani günlerce kaldım, belki haftalarca kaldım. Akşam 8'den sonra yemek yiyecek yer bulamazsınız. Krasnoyarsk'ta mesela bu yaz, akşam 10 gibi acıkmaya başladık kaldığımız hostelde. Ya dedik çıkalım bir şeyler yiyelim. Dışarı çıktık, kocaman caddeler bomboş. Büyük meydanların yanlarında yerler var. Her taraf boş. Sadece barlar falan açık. Dedim ben aç yatamam, ne yapalım bir şeyler yiyelim. Barın birine girdik. Birer tabak patates söyledik, patates kızartması. Onları yedik, hesap ödedik. Çıktık geldik yattık. Hani yiyecek bir şey bulamıyorsunuz. Gündüzden o işleri halletmeniz gerekiyor. Araba kiralamak. Yani araba arıyorsunuz. Var gel diyorlar. Giriyorsunuz. Araba yok diyorlar. Var dediniz bana. O zaman vardı diyor falan. Hani bizdeki gibi bir davranış orada beklemeyin. Oraya giderseniz zaten sabırlı olmak zorundasınız. Mesela lokantalara gittiğiniz zaman bizdeki bu garsonlar falan yok. Komünist sistem devam ediyor. Orada bir delik var. Yemeğini oraya koyuyor. Lakman bağırıyor. Lakman sizinse gidip alıyorsunuz. Veya başkasınız o benim diye bağırıyor. Bırakıyorsunuz falan. Alıyorsunuz onu, yiyorsunuz. Yedikten sonra da kaldırıyorsunuz. Kaldırmadan çıkarsanız arkanızdan sizi gene azarlıyorlar yani. Zaten orada düzgün konuşan insan pek göremezsiniz. Özellikle Rusları kastediyorum. Hep azarlayarak konuşuyorlar. Adres soruyorsunuz mesela. İşte Etno Hostel'e nasıl giderim? Etno Hostel'e gitmek için hangi durakta ineceğim dedim. Gorno-Altayks'ta, Altay'ın başkentinde. Orada yazıyor dedi. Yani orada durağın adı yazıyor. Ben durağın adını nerede bileyim? Yani kafalar hiçbir şeye çalışmıyor. Geri dönelim deminki konuya. Özbek amcaya sordum ya Lenin Meydanı'na nasıl giderim? O da dedi şu otobüse bin. O da ya ben yanlış anladım ya da o da bilmiyordu. Bindim otobüse, emin olamadım tabii tersine gidiyormuşuz gibi bir his uyandı bende. Dedim yani arabadakilere bir de Rusça konuşanlara da gıcık kapıyorlar. Rusça soru soruyorsunuz, sen Rusça nereden biliyorsun diyor. Yani sorunuza cevap vermiyorlar yani. Bu konuya, bu konuyla ilgili olarak başa tekrar dönüyorum. Özbek amcaya sormuştum ya hani Lenin Meydanı'na nasıl giderim. Neyse bir otobüse bindim. Ya ben anlamadım onu ya da o bana anlatamadı. Ya da o bilmiyor, yanlış bir adres verdi. Otobüse bindim giderken içimde bir his uyandı. Acaba dedim yanlış yöne mi gidiyorum ki öyle bir his uyandı içimde gerçekten de. Neyse sordum birine ve Rusça konuşmak istemedim. Çünkü Rusça konuşunca gıcık kapıyorlar. Ben onlara Rusça soru soruyorum. Onlar bana soruyla karşılık veriyor. Rusçayı nerede öğrendin, niye öğrendin, neden öğrendin falan. Sertleşenler de oluyor. İngilizce sormak istedim. Koca otobüs bir tane İngilizce bilen çıkar diye. Dedim İngilizce Lenin Meydanı'na nasıl gidebilirim? Anlamadı adam. Bayağı uğraştım. İşte Lenin Square, Lenin Square falan diyorum. Adam gene anlamıyor. Biri geldi. Lenin Square diyorum. Anlamıyor. Dedim ki Rusça biraz konuşur gibi yapayım. Hani işte Lenin Ploşat dedim.
Lenin Meydanı. Nasıl giderim diye sormuyor. Lenin Ploşat, Lenin Ploşat dedim ben ona. Lenin Meydanı, Lenin Meydanı dedim. Ne demek istemiş olabilirim? Yani Lenin Meydanı'na gitmek istiyor bu adam. Hani bana adam soruyor, ne olmuş Lenin Meydanı'na? Şaşırdım kaldım. Şimdi bir adam geldi, ne diyor dedi. Rusça konuşuyorlar kendi aralarında. Dedi ki o da Lenin Meydanı diyor. Adam buna diyor ki, bu sefer o da aynısını diyor. Ne olmuş Lenin Meydanı'na diyor. Yani bizim milletimizdeki pratikliği onlarda beklemeyin. Orada bir restoranda önünüzde 3 kişi olur. 2 saat sıra beklersiniz. Bir tane bir tas çorbayı size veremezler. Beklersin böyle, yani öyle beklersin. Veya çorban gelir oraya koyar, mutfaktan onu çağırır biri gider, çorbayı sana verse ya, yiyip bitireceksin, gelir buz gibi olmuş falan. Bu yaz Krasnoyarsk'ta gene bir alışveriş merkezinde dedim bir balık yiyeyim, yani bayağıdır balık gittim, gideri yemiyorum. Aldı balığı koydu oraya, 5 dakika bekledim, ben böyle bekliyorum, orada bir şeyler yapıyor. Benim balığı mikrodalga fırından çıkardı, koydu oraya, vermiyor bir türlü. Ekmekler de orada paralı, bir dilim ekmek 2 ruble. Ekmekler güzel ama ekşi mayalı. Hani çorbayı aldım, ekmek unuttum, gideyim, bir daha sıraya gireceksin. İşte işin bu boyutu çok kötü. O yüzden her şeyin planını yapacaksın restoranda, lokantalara gittiğin zaman. Sıra varsa planını yapacaksın, içeceğini vesairenin hepsini birden alacaksın. Bir de lokantalarda şunu yapmayacaksınız. İşte ben bir çay alayım, üstüne bir de bira alayım. Bunu yaparsanız çay ve bira birlikte gelir. Çünkü bizdeki gibi orada böyle bir alışkanlık yok. Yani Novosibirsk'te bir olay yaşadım. İşte arkadaşlar girdiler, işte ya oturalım bir yerde bir şeyler içelim falan dediler. Ben de oturdum, küçük bir bira söyledim. Baktım bizimkiler büyük almış, benim bira dedim büyük olsun. Bana bir küçük bir büyük bira geldi. Gornaltex'te bir arkadaşım bunu yaşadı. Aynısını ben yaşadığım halde, o da uyardığım halde onu dedi. Ya dedi ben dedi bir çay alayım, arkasından da bir bira dedim. Bunu sakın yapma, yapmayacaktım bunu. Ve çay ve bira birlikte geldi. Yani bizdeki gibi pratik düşünceyi oralarda beklemeyin. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu bildiğim halde, bunu size anlattığım halde ben bile sabırsızlık yapıyorum oralarda bazen. Çünkü onlar da hayretle bakıyor. Niye sinirleniyorsun ki sen gibi? Böyle yüzlerindeki ifadeden anlıyorsun onu. Orada bekleyen insanlar bile tuhaf tuhaf bakıyor. Niye sinirleniyor ki bu falan? Ne oldu ki falan diye böyle değişik değişik bakıyorlar. Hani alışmamışlar bizim pratikliğimize. Tabii Altay Cumhuriyeti'nde insanlar bize biraz daha uzaktan bakıyorlar. Böyle hemen yaklaşmıyorlar. Müzelerde mesela işte Türkiye'den gelmişler, Türkmüş bunlar falan diye fısıldaşmalarını ben duyuyorum tabii. Ama yanımıza gelip de konuşma olmuyor. İkinci yıl, üçüncü yıl gidince olmaya başladı ufak ufak sohbetlerimiz ve artık üçüncü gidişimde çarşıda, pazarda herkese selam vererek geziyordum yani. O şekilde birçok kişi beni tanımıştı. Yanımdaki arkadaşlar da bundan bahsettiler, yani bayağı tanınır olmuşsun burada falan diye. Bu da hoşuma gitti. Altay'daki insanlar biraz çekingen davranıyor. Bu da yabancılara karşı biraz soğuklar. Çünkü batılı beyaz adam, ben onlara beyaz adam diyorum, dünyayı savaşa sürükleyip de dünyadaki bu büyük savaşlardan nemelenen batılı dünya mahvedilmemiş bölgeler arıyor bu beyaz adamlar. Dünyayı mahvediyorlar ve mahvedilmemiş yerlere turistik geziler yapıyorlar ve oralardaki insanların fotoğraflarını çekiyorlar, videolarını çekiyorlar. Gittikleri ülkelerde kendi havalarını atmak için şöyle fakirler, böyle fakirler, ayakkabıları yoktu, bilmem neleri yoktu, köylerinin yolu bile yok gibi haberler yapıyorlar ve Altaylı kardeşlerimiz de bundan inanılmaz şekilde utanıyorlar. Ve rehberlerimiz de, oradaki arkadaşlarımız da, Mergen olsun, Ayastan olsun, Arjan olsun, bunlar da bizim köylere girdiğimiz zaman insanların fotoğraflarını çekmememizi rica ediyorlar. Ve ben zaten görmüşsünüzdür, köylerde hiç insan fotoğrafım yok, çekmedim çünkü onlara saygısızlık olmasın diye. Tek sebebi var, Avrupalı beyaz adam. O bölgelere gidip istedikleri gibi yaşıyorlar, davranıyorlar. Birisi çıkıp onlara, hayır, istediğiniz gibi davranamazsınız, istediğiniz gibi yaşayamazsınız, istediğiniz gibi başka insanların özgürlüğüne müdahale edemezsiniz mesajını koyu bir şekilde vermesi gerekiyor. Kime? Avrupalı beyaz adama. Kırgızistan'a gittim geçen yıl, Tanrı Dağları'nda dolaştım. Her yerde gene o Avrupalı beyaz adamlar vardı. Madem öyle kirletilmemiş, doğal, tertemiz, güzel bir doğa, güzel dağlar, güzel göller istiyorsanız silah satacağım diye dünyada savaş çıkartmayın. Petrolleri ele geçireceğim diye savaş çıkartmayın. Öyle bir coğrafyada yaşamak istiyorsanız. Kendi ülkeleriniz berrak, güzel ama savaş çıkardığınız ülkeler kan gölü. Tuva'da insanlar çok sıcaktı. Birdenbire samimileşiyorlar ama Tuva gezdiğim yerlerin içerisinde en tehlikeli olan. Akşam bir kere sokağa çıkmamak lazım. Başkentte çıktıysanız bile ana caddelerden kesinlikle bir yere ayrılmamanız lazım. Yanınızda yerli halktan biri varsa sıkıntı olmuyor.
Onlarla istediğiniz yere gidebilirsiniz ama ara sokaklara gene girmemeniz gerekiyor. Yeri gelmişken de şunu da söyleyeyim. O bölgelere gitmek isteyen birçok kişi bana hem Facebook'umdan hem de YouTube'daki kanalımdan, bu kanaldan sorular soruyor ve onlara gerekli bilgilendirmeyi yapıyorum. Sizler için de o bilgilendirmeleri yaparım. Aklınıza kalan soru da varsa sorabilirsiniz bu videonun altına. Akdoğurak, Tuva'da bir şehir. Akdoğurak, Aktopurak, Aktoprak demek. Yani isimler Türkçe. Sibirya'daki birçok köy, kent, nehir isimleri Türkçe zaten. Tuva'nın insanları çok sıcak. Akdoğurak da öyle ama Akdoğurak'ta garip şeyler yaşadık. Çünkü oranın çok tehlikeli olduğunu biliyorduk. Sokakta gençlere baktık ki orada çadır kurma durumu yok. Çünkü tehlikeli bir bölge. Oradaki gençlere burada bir otel var mı dediğimiz zaman lap arabaya biniyorlar falan. Ben sizi götüreyim falan diye. Biniyor ama nasıl? Yüzü gözü yara bere içinde. Göz morarmış. Yani kavgadan yeni çıkmış gibi. İşte şehre gidiyorsunuz. Biri yatmış yerde bağırıyor. Kimse ona bakmıyor. Hasta mıdır nedir? Kimsenin baktığı yok. Muhtemelen kimse bakmadığına göre biz de alkolik falan diye düşünüyoruz. Ve biz de yaklaşmıyoruz yardım etmek için falan. Böyle garip bir yerdi yani. İşte markete gidiyorsun. Marketin çıkışında biri geliyor. İşte 100 ruble versene, bana sigara versene, bana para versene de bilmem ne falan. Yani biz de şey olmasın diye 50 ruble, 100 ruble vermeye başladık falan ki etrafımız doldu bir anda. Hemen işte oteli de bulmuştuk. Otele çıktık. Otelde eski bir Sovyet binası. Komünizm döneminden kalan eski küçük daireleri otele çevirmişler. Ama bina değil o otel. O otelin de resmini buraya koyacağım. Bir bina. Binanın 4. katını, son katını otel yapmışlar. Çıkıyorsunuz gene aynı şekilde yaşlı bir kadın. Kocaman gözlüklü, küçücük bir delikten ve hapishane demirleri gibi bir yer. Oradan bize bakıyor. İşte yer var mı? Var. Kaç para kişi başı? 600 ruble. Tamam biz kalalım. Odaya falan bakmadık çünkü. Baksak zaten kalmazdık herhalde. O gece orada da kalmazdık. Giderdik. Neyse paraları ödedik. Odaya geçtik. Tuvalet dedi. Tuvalet şurada. Tuvaletleri gezdim ben. Tahtadan böyle ayaklar tutturulmuş ve musluğun önüne bir lavabo konmuş. Tuvaletlerde klozet var. Klozetlerin yanında eski kullanılmış alüminyum tencereler var. Onları çöp olarak kullanıyorlar. Çok pis bir yerde, tozun dumanın içinde bir oteldi orası. Onun da resmini koyarım. Aslında Akdoğurak'la ilgili belgeselde o var. O otelle ilgili görüntüler var. Orada kaldık. Yani şarjlarımızı da yapmak için bir yerde kalmamız gerekiyordu zaten. Şarj en büyük sorun. Kiraladığımız araba, öyle de bir araba kiraladık ki şarjı çalışmıyor. Hiçbir şey yok. Tangur tungur sesler geliyor. Araba bulamayınca Abakan'da, Hakasya'nın başkentinde onu aldık. Hakasya'dan Tuva'ya başka bir yoldan giderek Askiz, Abaza, Akdoğurak, Çadana istikametinden, işte Elegest istikametinden Kızıl'a gidip Kızıl'dan da Abakan'a tekrar farklı bir yoldan gittik. Ama ha yolda kaldık, ha yolda kalacağız diye düşüne düşüne gittik. Yani yollar da çok kötüydü yani bizimkisi gibi değil dedim. Hani düşünsenize iki özerk Cumhuriyet'in başkentlerini bağlayan yol bile çok kötü. Ama Akdoğurak'ta arkadaş işte Yaşar akşam bir saati sigara içmek için dışarı çıktı. Ya dedi çıkma falan hani tehlikeli. Pencereyi de açamıyorsun. İki kat pencere var. Açılmıyor zaten. Birini açsan öbüründe falan meşakkatli iş. İç odada falan dedik. İçmedi o da. Otelin dışına çıktı ve az sonra güm 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 sesler geliyor ama biz o sesin ne olduğunu bilmiyoruz falan. Neyse Yaşar geldi. Ne oldu dedik. Ya dedi otelin kapısına bir çıktım. Herkes bizi bekliyor dışarıda. O otelde 3 tane yabancının kaldığını bilen gençler bekliyorlarmış. Çıkarlarsa yapışalım, para isteyelim falan diye herhalde ki bizi bekliyorlarmış. Yaşar sigara içemeden geliyor. Demek ki bu tip şeylerin faydası da oluyor. Sigara içemedi o gün. Tabii geliyor, otelin kapısı kilitli. Böyle demir sürgülerle kilitleniyor falan. Kapıyı açamıyor, vuruyor vuruyor. O yaşlı kadın çıkıyor, kapıyı açıyor da giriyor. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Vallahi duyduk ama senin vurduğunu bilmiyorduk falan. Neyse ertesi günde çıktık oradan ve işte Kızılmacalık'taki Türk petroglüflerini ve Türk dikili taşlarını, mezar taşlarının balballarını görmeye gittik. Oradan da Kızıl'a doğru uzun bir yolculuk başladı. Herhalde 400-450 kilometrelik bir yolculuktu. Çok güzel. Yeniseyir Nehri'nin boyundan giden bir yolculuk. Köylerden, kentlerden geçiyorsunuz. Çadan kentinden geçtik mesela. Orasının da tehlikeli bir yer olduğunu söylerler. Hatta o kentten benim üniversiteden arkadaşım da vardı. Ernazar. Tuva'da ilginç bir olay daha yaşadım. Bir pizzacıya gittik pizza yemek için. Orada pizza yerken yan tarafa biri geldi. Avrupalı biri. Bu beyaz adam değil ama. Başka bir niyetle gelmiş bu çünkü. İşte vejeteryan pizzası istemeye çalışıyor. İşte vegan, vejeteryan anlatıyor. Et yok bilmem ne. Ama anlamıyor garson kızlar. Ben yardımcı olayım dedim. Yani şey istiyor. Vejeteryan istiyor. Yani et olmayacak, sucuk, sosis, salam olmayacak dedim. Anladın mı? Anladım falan. Adama dedim isterseniz böyle oturun. Oturdu. İngilizce konuşmaya başladık. Üçümüz de İngilizce konuşuyoruz. Arkasından biz bir ara Türkçe'ye döndük. Türkçe konuşmaya başladık. Tuvalı arkadaşımla.
Alman dedi ki ya siz nece konuşuyorsunuz? Türkçe konuşuyoruz dedim. Nasıl ya dedi. Sen Türkçe biliyor musun? O arkadaşıma soruyor. Tuval arkadaşıma soruyor. Kızıl Mağdara. Kızıl Mağdara dedi ki tabii ki bizim dilimiz zaten Türkçe. Nasıl ya dedi. Tuva Türk mü? Tabii ki Türk dedi falan. Orada Alman bir yıldızları saydı yani. Gerçekten de Avrupalılar o bölgeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. O bölgenin kendi insanı ama birçok şeyin farkında. Türklük konusunda en bilinçlisi hangisi derseniz Tuva. Kesinlikle bilinçli. Eğer bağımsız olmayan Türk devletlerinden biri hangisi ilk bağımsız olur diye sorarsanız bana yine Tuva Cumhuriyeti'dir. Çünkü Tuva'da herkes bas bas ben Türk'üm diye bağırıyor. Müzeye gidiyorsunuz. Müzede hiç duymadığım kadar Türk kelimesini duydum. Daha sonra da rehbere gittim dedim ki seni tebrik ediyorum. Yıllardır müzeleri geziyorum Rusya'da. İlk defa dedim bir müze rehberi bu kadar çok Türk kelimesini kullandı. Teşekkür ederim dedim. Ben de Türk'üm dedi. Rehber arkadaşım. Onun fotoğrafını koymayacağım. Başı belaya gidebilir. Türklük konusunda Tuva çok iyi bir durumda aslında. Bilinçliler yani. Sokaktaki insan bile bilinçli. Bunun farkındalar. Evet. UNESCO Altay Türkçesini kaybolmakta olan diller listesine ekledi. Gerçekten de Altay Türkçesi tam anlamıyla akıcı bir şekilde konuşan insana rastlamak çok zor. Bu konuda Çoros Gurkin belgeselimiz derseniz oradaki müze müdüresi Erkinova hanımefendinin Altay Türkçesini nasıl konuştuğunu görürsünüz. Akıcı bir şekilde konuşamıyor. Altay teleler var yine Altay'da. Türkçeyi tamamen unutmuş durumdalar. Patşat konuşmaya çalışıyorlar. Yanımda götürdüğüm arkadaşlara ya da gezi kafirelerine her zaman diyorum. Girdiğiniz dükkan Altay Türk'ü değilse oradan alışveriş yapmayın. Kardeşlerimize para kazandıralım. Teşekkür edin çıkın. Altaylılardan alışveriş yapalım diye söylüyorum sürekli. Oraya gidecek olan sizlere de aynı şeyi salık veririm. Çünkü kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Kardeşlik bağlarını hemen şu konuyu bitirdikten sonra geleceğim. Artı başta bir hediyelik dükkanında tele Türk olduğunu anladığım bir kızdan alışveriş yaptım ve Türkçe konuşmaya çalıştım onunla. O da bir müddet çabaladı ama yok dedi ben konuşamayacağım anlamıyorum. Sen tele misin dedim. Teleyim ben dedi. Altaylarda da küçük böyle uruklar var. Boylar, büyük aileler var. Tele ailesinden o. Bak dedim yani dilinizi unutmamanız gerekiyor. Bu köklü bir tarihiniz var. Biz dedim sizden geliyoruz yani. Bizim soyumuz bile size dayanıyor. 83 milyonluk Türkiye size dayanıyor soyumuz. Siz dedim bu dili unutursanız biz ne olacağız dedim. Siz bu dili unutmamanız gerekiyor. Doğru söylüyorsun dedi. Ve alışveriş yaptığımız dükkanlara hep şunu da söylüyorum. Biz siz Altay Türk olduğunuz için sizden alışveriş yapıyoruz. Bunu duydukları zaman çok mutlu oluyorlar. Onlara fazla politik bir şey söylemeye gerek yok. Yani kardeşlerimize para kazandırmaya gittiğimizi bilmeleri gerekiyor. Altaylarla ilgili bir yanlış bir kanı var. Bana hep sorulan sorularda bu yanlış kanının insanların kafasına yerleştiğini gördüm. İşte Orta Asya gezilerini biz de haber alsak, biz de gitsek sizinle falan Altayları kastederek soruyor. Altay Dağları Orta Asya değildir. Orta Asya'nın kuzeydoğusunda bulunur Altay Dağları. Yani Altay Dağları farklı bir yer, Altay coğrafyası. Ki Altay Dağları da Kazakistan'da, Rusya'nın işte Altay bölgesinde ve Moğolistan'da 3 ayrı ülkeyi kapsayan büyük bir dağ silsilesidir. Büyük bir dağ blokudur Altay Dağları. Ama Orta Asya değildir Altay Dağları. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Oralara giderken Türkiye'den alabiliyorsanız ruble yapın. Yapamıyorsanız yanınıza avro taşıyın. Biz dolar götürmüyoruz yanımızda. Çünkü dolara karşı büyük bir antipatim var. Avro en azından biraz daha az antipatik. O yüzden euro götürüyoruz yanımızda. Petroglifflerle ilgili çok soru geliyor ve acımasız eleştiriler de geliyor. Özellikle bu acımasız eleştirilere cevap vermek istiyorum. Türk petroglifleri sanatsal özellik taşımak zorunda değil. Çünkü Türk kaya resimleri büyük dağlara çizilmiştir. Büyük dağların güney cephelerine ve doğu cephelerine çizilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak bu kaya resimlerinin gök tanrıya sunulmuş kansız kurbanlar olduğunu anlıyoruz. Yani çocuğu olmayan bir insan oraya gidip doğum yapan bir kadın resmi çizebiliyor. Çocuğu olmayan birisi oraya bir şaman resmi çizebiliyor ya da bir umayana resmi çizebiliyor çocuk istediği için. Yani bunlar gök tanrıya sunulmuş kansız kurbanlardır. Sanat amacı yoktur. Kaldı ki sanat niteliği taşıyan kaya resimleri de mevcuttur yani. Bunu çok daha iyi çizenler de olmuş yani o bölgelerdeki
Bu kaya resimlerini de 6000 yıldır çizdiğimiz düşünülüyor ve kaya resimlerinin en yenileri de Anadolu'da 13. ve 14. yüzyıla kadar Anadolu'daki kaya resimlerini görebilirsiniz. Bir de geçenlerde sevgili arkadaşım Özgür Aydoğan bir YouTube kanalında bir video paylaştı. Limni'deki Yeniçeri resimleri diye. Eğer Yeniçeri resimleri varsa Türk petroglüflerinin tarihini daha da bize doğru yakınlaştıracaktır. Yani 17. 18. yüzyılda belki 16. yüzyılda çizilmiş petroglüfler bunlar. Ama kim çizdi? Türkler mi? Yunanlılar mı çizdi o Yeniçeri resimlerini bilmiyorum. Özgür Aydoğan'ın kanalından ona da bakabilirsiniz. Yani Türk petroglüflerinde sanatsal kaybı elbette yoktur. Çünkü sanat amacıyla çizilmemişlerdir. Ve bu petroglüfler ne anlatır? Hep sorulan soru bu. Değerli arkadaşlar, petroglüflerin ne anlattığıyla ilgili petroglüflerin %90'ının bugün itibariyle açıklanamayacağı ortadadır. Çok büyük bir kısmının bugün açıklanamayacağı ortadadır. Çünkü petroglüflerle ilgili doğru düzgün bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Rahmetli Servet Somuncuoğlu petroglüflerle ilgili büyük bir çalışmaya başlamış. Şu an ben yeni bir çalışma başlattım. Şu an 100 sayfa falan oldu. Moğolistan petroglüflerini de görüp daha sonra sonlandıracağım o kitap çalışmasını. Yani geri kalan çözebildiğim %10'u ne anlatır? Türklerin eski inançlarını, eski yaşayışlarını, doğum törenlerini, kanlık inancındaki yani Türk şamanlarındaki dini törenleri anlatır. Veya Türklerin daha çok inanışlarıyla ilgili olan kısım vardır Türk petroglüflerinde. Kaldı ki Türk petroglüflerinin %100'ünü bile açıklayamamış olsak bizim için yine değerlidir. Neden? Çünkü o resimlerin çizilme geleneklerinden, yapılış tekniklerinden, kayayla vurma, demirle ya da tunçla çizme tekniklerinden biz anlıyoruz ki aynı kültürün verileridir bunlar. Kullanılan araç, gereç ve yöntem aynı ve anlatılan hikayeler aynı petroglüflerdeki. Bu yüzden diyoruz ki Macaristan'dan tutun da Anadolu'yu geçin, Orta Asya'yı, Altay'ları, Sayan Dağları, belki Japon Denizi'ne kadar, Amur bölgesine kadar, Moğolistan'ın doğusundaki Kerulen Tola ırmaklarına kadar ki büyük bir coğrafyaya Türklerin vurmuş olduğu mühürlerdir. Bu yüzden önemlidir. Kimin çizdiği ve ne için çizildiği biliniyor. Tek elden, tek kültürden çıktığı biliniyor. Bu nedenle Türklerin coğrafyasını, yok siz şuradaydınız, buradaydınız, küçücüktünüz falan, bu görüşleri yıkan kaya resimleridir bunlar, petroglüflerdir. Tarihin önemli verileridir. Evet, oraya gidenler için bazı konularda önerilerim ve dikkat etmeleri gereken şeyleri söyleyeceğim. Bizim oralara gitmemizin en büyük nedenlerinden biri araştırma yapmak. O bölge insanlarıyla tanışmak. Uzunca yıllardır ki ilk gençlik yıllarımızdan itibaren o bölgelere hasret duyduk. Hasretimizi gidermek, özlemlerimizi gidermek, onlarla kucaklaşmak. Ve o bölgelerle Türkiye Türkler arasında köprüler kurmak. Biz oralara köprüleri kurmaya gidiyoruz. Sizler de giderseniz bizim yaptığımız gibi yapın, köprü kurmaya gidin. Bir kere orada cömert olun. İnsanlara kırıcı davranmayın. Yani orada bir kişiyi kırmış olmanız, Türkiye'den gelen Türklerin hepsi böyle imajını yaratacaktır onlarda. Kurduğunuz cümlelere, her şeye dikkat edin. Mesela Altay Türkçesinde bir söz sizin komiğinize gidebilir. Türkiye Türkçesindeki gibi değildir. Biraz değişik kullanıyordur. Komiğinize gidebilir. Aa şuna şöyle dedi ha ha falan diye gülmeniz çok abestir. Mesela İran Azerbaycan'ına gittik. Orada şoför diyor ki işte arabada giderken şişeyi kapat diyor yanımdaki arkadaşa. Arabanın camına şişe diyor İran Türkleri. Bizim arkadaşlarımız da bağıra bağıra şişe dedi cama bilmem ne ha ha falan diye gülüşüyorlar. Yani o insanlar kırılıyor buna. Veya bir arkadaşım diyor ki işte bayan bir arkadaşım Mustafa ne zaman varırız diyor. Mustafa duymuyor tabii. Şoför diyor ki arkadaki arvat bir şey dedi. Bu sefer bağıra bağıra gülüşüyorlar. Arvat dedi bilmem ne falan diye. Ve bu insanları kırıyor bunlar. Farkında değiliz biz bunları yaptığımız için. Hani küçücük ayrıntılar deyip geçmeyin. O küçücük ayrıntılar o bölgelerle ilgili aramızda köprüler kurar ya da kurulan köprüleri yerle bir eder. Orada atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her söz Türkiye Cumhuriyeti'nin hanesine yazılacaktır. Köprüleri kuracaktır ya da o köprüleri baltalayacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, gidenlerle ilgili bir takım uyarıları videonun içerisinde yaptım. Bu bölgelere gideceklerle ilgili. Kafanıza takılan o bölgelerle ilgili sorular varsa bu videonun altına sorabilirsiniz. Kanal çok popüler olmadığı için soru soran herkese cevap veriyorum. Bugüne kadar verdim. Bir de sizden ricam var. O bölgelerle ilgili veya anlattıklarıma
ilgi duyduysanız ki duymuşsunuz ki buraya kadar izlediniz. Türk dünyasına ilgi duyan bütün arkadaşlarınızı, bizim gibi düşünen kişileri de kanala davet edin. O bölgelerden yayın yapmaya ve o bölgelerde video çekmeye devam edeceğiz. 2020 yazı için Moğolistan planım ve Moğolistan'dan sonra Yakutistan saha yeri planım vardı. Uçak biletlerini falan aldım. Lakin biliyorsunuz ki virüs nedeniyle durumun ne olacağı belli değil. Ama ben geçeceğine inanıyorum yaza doğru ve bu yaz hem Moğolistan'dan hem de Yakutistan'dan bolca videoyla sizin karşınızda olacağım. Soru çok gelirse bu tip bir video daha yaparım gelecek günlerde. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.